Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz ve videoları beğeniyorsunuzdur. Bu haftaki videoda izolasyon öncesi önemli olduğunu düşündüğüm bir takım hazırlıklar yaptım. Biliyorsunuz bir önceki videoda tavanı sökme konusunda biraz kararsızdım doğrusu. Ancak üzerine biraz düşündükten sonra ve sizden de gelen yorum ve önerilerden, ayrıca kendim de birkaç haklı sebepten ötürü tavanı da söküp tamamen yenilemeye karar verdim. Neden derseniz, çünkü birincisi karavanda tam zamanlı mobil bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Merak edenler için neden böyle radikal bir karar verdiğimi de her fırsatta inşallah anlatmaya çalışacağım. İkincisi önce ısı sonra da ses yalıtımının maksimum düzeyde iyi olması ve en önemlisi de sağlık ve hijyen konuları, ki bu sizlerden beklediğim bir öneriydi. Ve nitekim ilk olarak adını bilmediğim Adjustment48 nickli arkadaşımız çok güzel bir öneride bulunmuştu. Aracım bir halk otobüsü olduğunu, dolayısıyla belki araca binen yüz binlerce insanın nefesinden çıkanların tavanın delikli panellerinden izolasyon malzemesine yapışıp kalması ve biz değiştirmediğimiz sürece hayat boyu orada kalacağını, sağlık ve hijyen açısından önemini çok güzel şekilde vurgulamıştı. Ayrıca yine Bursa'dan diğer bir arkadaşımız olan ve daha önceleri BMC fabrikasında araçların elektrik bölümünden ilgili olan Kenan kardeşimizle de iletişime geçtim ve özellikle aracın kronik sorunları hakkında birçok bilgi edindim. Tavanı sökme kararında etkili olan arkadaşlardan biri de oydu. Çünkü aracın üretim sırasında bazı tavan profillerinin, yan sürgülü camların ve aracın arka ve ön cam üst kaş kısmındaki lambalardan kolayca su alabileceğini ve tavanı kapatmadan mutlaka kontrol etmem gerektiği konusunda sağ olsun uyarıda bulundu. Buradan da tekrar hem Kenan hem Adjustment48 nickli arkadaşa ve diğer tüm öneri ve fikirlerini paylaşan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bu edindiğim son bilgilerden sonra artık aracı sadece yenilemek değil, komple içini de izolasyon öncesi tüm oluşabilecek su kaçakları noktalarını gözden geçirmek ve en sonunda güzel detaylı bir dezenfeksiyon işlemi de farz oldu artık. Tavan izolasyonlarını sökerken son derece dikkatli olmanız gerek. Eğer bir levye veya benzer bir alet kullanacaksanız, söküm işleminde aleti mümkün oldukça dış bükey yaparak kullanmak ve biraz da hassas olmanız gerek. Aksi takdirde fiber kompozit tavan olduğu için küçük bir zorlamayla bile delip zarar verebilirsiniz. Bu arada güzel yorumlarınız ve önerileriniz sayesinde proje taslağını sürekli daha iyi yöntemleriyle güncellediğimi bilmenizi isterim. Çünkü bu proje herkese açık kaynaklı, aynı zamanda da daha önceleri de yaptığım çeşitli Ar-Ge çalışmaları gibi bir projenin de bir startup Ar-Ge çalışması olmasını istediğimden, dolayısıyla sizden gelen tüm yorumları okuyup dikkate alıyorum. Çünkü bir Ar-Ge çalışması bunu gerektirir arkadaşlar. Mantık, fizik ve mühendisliğin statik ve dinamik kurallarına aykırı olmayan tüm sıra dışı, hatta uçuk fikirleriniz dahil ve diğer tüm önerilerinize açığım. Bana eğer benim olsa karavanıma şöyle bir dizayn yapar, şu şu sistemleri veya modülleri kullanırım gibi ya da kesinlikle şunu yapmamalısın çünkü nokta nokta sebeplerden dolayı gibi hayalinizdeki karavan modelinden tüm fikirlerinizi benimle paylaşın lütfen. Tabii eğer patentini almayı düşündüğünüz çok önemli bir buluş değil ise. Çünkü aramızda birçok arkadaşımız tasarım, dizayn olsun, elektrik, elektronik, mekanik ve teknik mühendislik gibi uzmanlıklarının olduğunu biliyorum. Ancak karavan dizaynı tamamen kişiseldir. Kendi zevkine göre yapmalısın diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Ancak şöyle söyleyeyim, evet her birimizin zevkleri, yaşam stilleri farklılık gösterse de sonuçta hayatımızı kolaylaştıran ve ekstra konfor sağlayan tüm yöntem, teknik ve temel gereksinimlere hepimiz yaklaşık aynı düzeyde ihtiyaç duyarız. Bu birlikte yapmaya çalıştığımız ve deneysel bir çalışma olduğundan her birinizin mutlaka iyi kötü fikirlerinizi sunmanızı isterim. Ve bir yandan arka planda söküm ve temizlik aşamalarını izlerken, bir yandan da dilerseniz sohbet tadında sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışayım. Sorulardan biri, neden aracı tırla götürdünüz? Araç çalışmıyor muydu? Aracı tırla götürmemin birkaç nedeni vardı. Birincisi, aracı çekme belgeli aldım. Ancak ona rağmen geçici bir plaka düzenleyebilir ve trafik sigortasını da yaptırıp ve aynı zamanda bir şoför tutarak götürebilirdim.
Çünkü araç çekme belgeli dahi olsa ve siz trafiğe çıkarmak istemiyorsanız ancak bir yandan da aracı bulunduğunuz ile götürmek istiyorsunuz. Bu konuda mevzuatta şöyle bir uygulama var. Geçici plakayı alma nedeninize bağlı olarak 7 gün, 10 gün, 1 ay ve daha uzun süreler alma şansınız var. Siz sadece bulunduğunuz şehire götürmek istiyorsanız gideceğiniz yere göre size bir yol güzergahı ve o yolu gitmeniz için belli bir zaman tanınıyor. Örneğin 1000 kilometrelik bir yola gidecekseniz size minimum 3 günlük süre verilebiliyor. Geçici plakanızı alıp ve bu süre içerisinde çekme belgeli satışını alırken ruhsatta beyan ettiğiniz adrese götürmeniz gerekir. Tabii ki eğer büyük bir araç alacaksanız ehliyetinizin de aracı kullanmaya yeterli olması gerek. Aksi takdirde geçici plaka da alamazsınız. Ya da ehliyeti yeterli bir kişinin üzerinden işlem yapacaksınız. Bir de tabii geçici plakayı almanız için aracın zorunlu trafik sigortasını da yaptırmanız gerek. Böyle büyük bir aracın şu an için trafik sigorta bedeli minimum 9000 TL civarı arkadaşlar. Ve ayrıca geçici plaka için bir takım belgeler ve harç ücretleri de çıkmaktadır. Yani ortalama 10.000 TL'ye yakın ve aracı götüreceğiniz mesafeye göre yakacağınız yakıt masrafı ve ehliyetiniz yetmiyorsa özel şoför tutma masrafları da bunların dışındaki ek masraflar. Bu yüzden tırla getirmeyi uygun buldum. Çünkü bir kere trafik sigortasını yaptırdığınızda tekrar satışını verene kadar ya da tüm karavan tadilatını bitirip yeni ruhsat alana kadar sigortayı iptal edemiyorsunuz ve işlemeye devam ediyor. Araç çekme belgeli olsa dahi. Peki çekme belgesi nedir ve aracı çekme belgeli alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onlara kısaca değinmek istiyorum. Bu son derece önemli bir konu arkadaşlar çünkü hiç olmadık sürprizlerle karşılaşabilir, başınızı ağrıtabilir ve tüm keyfiniz kaçabilir. Lütfen bu konuyu dikkatli dinleyin. Çekme belgesi araç sahibi kendi isteği doğrultusunda istediği herhangi bir zaman zarfında trafikten çekmesine olanak sağlayan araçlar için düzenlenen bir belge türüdür. Peki bir araca neden çekme belgesi alınır? Birincisi, araç sahibi aracı uzun süre kullanmayacak ise veya uzun zaman alacak çeşitli tadilatlar yapmak istemesinden ve bu süreçte uzun bir müddet trafiğe çıkmayacağından motorlu taşıtlar vergisi ve sigortadan muaf olmak için çekme belgesi alır. İkinci önemli sebep ise aracın trafiğe çıkmaya elverişli olmayacak düzeyde ağır hasarlı olması veya muayeneden geçememesi. Burada dikkat etmeniz gereken konu, alacağınız çekme belgeli aracın daha önce mümkünse yakın geçmişte muayenesinin ve trafik sigortasının yapılmış olmasıdır. Ve aracı çekme belgeli olarak satışını alırken mutlaka araç sahibinden geçmişte muayene yapıldığını gösteren belge, eski trafik sigortası poliçesi, nüfus cüzdanı örneği ve araçta daha önce çeşitli tadilatlar yapılmış ise tüm bunları gösteren ek bir formu belgesini de istemeniz gerek. Aksi takdirde bu belgelerden biri veya birkaçı eksik ise aracın TÜVTÜRK muayenesini yaptıramazsınız ve dolayısıyla ruhsat alamazsınız arkadaşlar. Yeterli bilgi sahibi olmadan çekme belgeli araç alıp ve bu durumdan oldukça muzdarip olan birçok insan var. Çünkü bazı araç sahipleri araçlarını çeşitli sebeplerden çekme belgesi alıp uzun yıllar muayene ve trafiğe çıkarmıyor. Aracın uzun yıllar yatması elbette beraberinde birçok arıza ve bakım masraflarını getiriyor. Ancak asıl sorun aracın mevcut muayene ve sigortası olmadan hurdaya çıkarma gerekçesiyle çekme belge almasıdır. Çünkü maalesef aracı sonradan TÜVTÜRK'e muayeneye gittiğinizde sizden aracın en son yapılmış muayene belgesini istemektedirler. Eğer elinizde geçmişte araca çekme belgesi alınırken o tarihte muayenesi olduğunu gösteren bir belge var ise sorun yok. Eğer yok ise büyük sıkıntı arkadaşlar. Bunu dilerseniz TÜVTÜRK'ü arayıp kendiniz de bilgi edinebilirsiniz. Çünkü bu belgeyi vermediğiniz takdirde araç kaç yıl yatmış ise her ayın muayene ücretinin %5'i oranında gecikme cezası uygulanır ki bu size binlerce TL'ye mal olabilir. Buna çok dikkat edin arkadaşlar ve aracı alırken araç sahibine mutlaka ne zaman ve neden çekme belgesi aldığını mutlaka sorun ve ayrıca aracı daha önce herhangi bir tadilat yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise tadilata ait ek bir formu belgesinin olup olmadığını da sorunuz.
Çünkü hadi diyelim gecikmiş muayene cezalarını ödemeye razı oldunuz. Ancak araç herhangi bir tadilat görmüş ise ve tadilata ait belgeler yok ise muayeneyi yine yaptıramazsınız. Bunun için yeniden bir sürü masraf ile proje çizdirip yetkili mühendislere aracı tekrar onaylatmanız ve alacağınız yeni onay belgesiyle TÜV Türkiye yeniden muayeneye götürmeniz gerek. Tüm bunlar elbette paranızı ve zamanınızı alacak şeyler ve tabii tüm keyfinizin kaçması da çabası olacaktır. Bu arada tavandaki tüm panel ve izolasyon malzemelerini sökerken aynı zamanda her karışını da detaylı bir şekilde gözden geçiriyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi aracın ön üst kaş kısmındaki lambaların duy kısımlarının açık olduğunu ve buralardan rahatlıkla su alabileceğini, ayrıca aracın arka üst kısmında bulunan lambalara da baktığımda aynı şekilde onların da açık olduğunu gördüm. Bir de tavan yan bölümlerine kaplanmış sajlara baktığımda alüminyum perçinle monte edildiklerini ve muhtemelen zaman içerisinde titreşimlerden kaynaklı bazı perçinlerin kırıldığını ve bazı açıklıkların da olduğunu gördüm. Eğer aynı veya benzer bir araç alırsanız mutlaka özellikle bu noktaları dikkatlice kontrol edin ve su kaçaklarına sebep olacak tüm delikleri izolasyon öncesi bir şekilde kapamanız gerekli. Gözlemlediğim kadarıyla birçok arkadaşın karavan için araç seçimi ve beklentileri konusunda ikilemde kaldıklarını görüyorum. Çünkü aynı duyguları ben de yaşadım arkadaşlar. Aracı araştırma sürecimde ülkemizin birçok farklı ilinde küçük olsun büyük olsun karavanlarını heyecanla yapmaya çalışan ve YouTube'da bunları paylaşan tüm arkadaşlarımızı amatör olsun profesyonel olsun hepsini yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak paylaşılan videoları incelediğimde maalesef 1-2 kanal dışında önemli sayılacak yeterli detay ve teknik bilgi paylaşımının önemsenmediğini gördüm. Bu anlamda evet, karavan firmaları ticari olduklarından onları belki ticari bir takım kaygılardan anlayabiliriz. Ancak bireysel olarak karavanını yapan arkadaşlarımız bu konuda maalesef araçla ilgili önemli olabilecek teknik ve detayları önemsemediklerini, sanki sadece bir an önce YouTube'a video çıkarmak telaşında olduklarını görüyorum. Evet, heyecanlarını anlıyorum ve ben de çok heyecanlıyım. Ancak bu tür içeriklerin YouTube'da hayat boyu kalacağını düşünürsek ve binlerce insanın bilgi edinmek için bu videoları izleyebileceklerini düşündüğümüzde bu arkadaşlarımızın biraz daha emek vererek videolarını hem eğlenceli hem de bir o kadar bilgi içerikli videolar hazırlayabileceklerine inanıyorum. Nitekim geçen 2 hafta önce paylaştığım ilk videodan sonra yavaş yavaş diğer karavanını yapan arkadaşların da nihayet ellerine bir şerit metre alıp aracın başta ölçüleri olmak üzere diğer birçok önemli detaylı bilgileri de paylaşmaya başladılar. Bu benim için çok sevindirici bir durum arkadaşlar. Çünkü gerçekten küçük de olsa böyle bir akımın başlamasına katkım olduğu için çok mutlu oldum ve kanallarını daha fazla ziyaret etmeye başladım. Ve umarım böyle arkadaşların sayıları gün geçtikçe daha da artacaktır. Evet arkadaşlar, son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu daha fazla uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Gelecek videoda bir aksilik olmazsa ses ve ısı yalıtımı konusunda özellikle böyle büyük araçlarda termal köprülemenin üstesinden gelmeye çalışacağız. Çünkü araç büyük olduğu için tüm taşıyıcı ve destekleyici profillerin sayısı da gördüğünüz gibi bir hayli fazla. İstediğimiz kadar yalıtımı iyi yapalım. Eğer bu profillerin oluşturduğu termal köpürlemeyi engelleyemez isek öncelikle ses, sonra da ısı yalıtımı bir miktar zayıf kalacaktır. Bu durum küçük araçlarda çok önemli olmasa da böyle büyük araçlarda düşünün arkadaşlar, tüm profillerin boyutlarını hesaplayıp bir araya getirdiğimizde birkaç metrekare alan kapladığını görmüş oluruz ve birkaç metrekare elbette hem ses hem de ısı izolasyonu açısından son derece önemli bence. Tabii eğer amacınız mükemmele yakın bir ses ve ısı izolasyonu yapmak ise. Evet, şimdilik kendinize iyi bakın. Haftaya cuma aynı saatte yeni videoda ve gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Müzik